Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 9. deva abi bugün inşallah. 9. deva. Evet abi. Bir düz okuyayım yine. Ey Halık'ını tanıyan hasta. Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazar-ı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kat'i iman et ki ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen, ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir. Hem Halık-ı Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye, vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. Uf. Bugün de ölüm abi. Bu hastalığın ölümle alaka ciheti. Abdülbasit, o bu hastalar senin için yapılıyor diyor. Bak, hastalar risalesi gibi gözüküyor ama değilmiş yani. Her bugün de, bak, doktor diyor ki ölüm dersi yapacağız diyor. Ona neyimize lazım bu bahar zamanında ölüm göç etmek? Şarkı zamanı, şarkı dinlemek, YouTube'lara girme zamanıdır yani. Sana ne lazım ölüm? Bak, hastalar risalesi gibi gözüküyor ama ölüm yani, Allah Allah, herkesin en büyük meselesi. Her tarafla bağlantı oluyor abi. Hastalık ama, değil mi? Ölümle de mesela, ölümle de bağlantı. Ölüm ya, her şeyin, her şeyin ana merkezi. Evet abi. Ey Halık'ını tanıyan hasta, başa döndük. Halık yaratan, halk eden. Ey Halık'ını tanıyan hasta, kendini halk eden, Halık'ını tanıyan hastaya hitap şimdi burada da abi. Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Hastalıktan onun için korkuluyor. Evet abi. Korkmanın sebebi olarak bazen ölüme vesile olduğu cihetinden dedi. Ha, ölüm olduğu değil, ölüme vesile oluyor. Ölüme vesile abi. Oysa yuhi ve yumit, dirilten, öldüren Allah'tır. Korona öldürmez, kanser öldürmez, kalp krizi öldürmez kardeşim. Öldüren Allah'tır. Vakit geldi mi o onun bahanesi, vesilesi. Evet, evet doktor. O zaman buradan abi ölümü şey yapmak lazım. Ölüm nedir? Bu ölümü çözmek lazım ki buradaki korkunun şeyi korku izale edilsin yani. Niye korkuyormuş burada? Ölüme, bazen ölüme vesile olduğu cihetiyle hastalıktan korkuyor. O zaman ölümü, bir ölümün anlaşılması lazım ki bu adamın korkusuna çare olsun yani. Burada az sonra gelecek abi, iki cihetle ölümü ele alacak. Bir kader noktasında ölümü ele alacak. Bir de ölümün mahiyeti. Hakikatta neymiş ölüm? O cihetle ele alacak.
O zaman buradan şey de çıkıyor yani abi. Kader noktasında o evvela saniyen diye ikiye ayırıyor. Evvela da kader noktasında ele alıyor. Ölümü mü? Evet abi. Ha, evvela. Ölümü kader noktasında ele alıyor. O zaman ölüm korkusunun bir sebebi de kadere imanda zafiyet olduğu anlaşılıyor burada. Allah Allah. Evet. Subhanallah. Hiç böyle şey düşünmemiştim. Yani, ecel mukadderdir, tegayyür etmez diyecek şimdi yani. Ecelin evet. mukadder olduğunu böyle insan aleminde oturtamamak korkuya sebep oluyormuş yani. Mukadder olunca zaten takdir edilmiş. Belli. Öleceğim belli. Ya bu sefer öleceğim belli değil gibi davranınca hastalık geldi, kanser geldi, bir şeyler geldi, işte mikrop geldi. Bu sefer o öldürecek gibi. Korunursam tabii adetullah'a uymak vardır ama takdir edilmiş olduğunu bilmek bu korkuyu izal ediyormuş yani. Ölüm korkusunun bir sebebi. Az sonra gelecek. Geçelim. Ölüme vesile oldu cihetindendir. Ölüm, nazar-ı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Allah. Ölüm korkusunun 2-3 sebebi daha çıkıyor bu cümleden şimdi. Nazarının bozuk olması o zaman. Niye hastalıklar korkutuyormuş? Ölüme vesile olabilen hastalıklar. Ölüm gaflet nazarında ve zahiri cihetinde dehşetli olduğu için. Demek ki zahiri cihetine takılıp kalmış olan insan ölümün, zahirde kalmak ölüm korkusunun başka bir sebebi o zaman. Nerede, nerenin zahirisinde kalıyor? Ölümün. Ölümün zahiri cihetine. Zahirinde takılıp kalmış. Ha zahirine kalmış. Bakıyor. Evet abi. Ha ölümün zahirde görünüşüne bakıyor. Bu sefer dehşet alıyor, korkuyor insan yani. Ha suretine bakıyor. Suretine. Ha ölümün hakikatini görememiş. Evet abi. Allah Allah. Evet. İkincisinde de onu açıklıyor. Ölüm nedir? Surette göründüğü gibi dehşetli değil diyecek onda da. İnsan evet. suretinden korkuyor. Suretinden. Bunu ha ölümün bizi korkutan suretidir. Evet. Surette nedir? İnsan toprağın altına girecek. Parçalanmak yani suret. Parçalanacak. Kurtlar yiyecek toprağın altında. Bu korkutuyor. Sureti bu. Ama hakikati başka bir şeymiş. İşte o şeyde anlatıyor mesela 29. sözde ruhun baki oluşunu anlatıyor. Bir sebep de orada şey diyor işte oradaki ifadeyi şey yapayım bir açayım yarın da cesedin böyle gelip geçici olduğundan bahsediyor. Onu anlama nispetinde ölüm korkusuna da çare oluyor yani. Bir açayım orayı da yerinden daha iyi olur. Ben de bu arada şeyimi bir sileyim. Sözler 516. Herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu bakiyi anlar. Herkes. Evet, her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde bilbedahi aynen baki kalmıştır. Öyleyse madem ceset gelip geçicidir, mevt ile bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yani insan burada şeyi düşünse, bebeklik fotoğrafını abi. Hı. Bebeklik fotoğrafı bir kenara koyalım. İşte 5 yaşındaki fotoğrafı, 10 yaşındaki fotoğrafı, 20 yaşındaki, 30 yaşındaki, 50 yaşındaki. Baktığı zaman fotoğraflara her birisinde ayrı bir ceset var. Cesetler yenilenmiş. O ceset gitmiş, sonraki fotoğrafta başka bir ceset gelmiş. O gitmiş, sonraki fotoğrafta başka bir ceset. O gitmiş, başka bir ceset gelmiş. Ceset gidiyor. Her sene işte beden değiştiriyor insan. Bu beden gidiyor, yavaş yavaş çıkıyor. Bir senede başka bir ceset yerine gelmiş oluyor. Ama insan hissediyor ki, burada dikkat etse dedi, hayatına ve nefsine. İnsan şöyle bir düşünse, ya geçen seneki benle bu seneki ben aynı benim. Yine benim yani. 10 sene önce yine bendim. Bir sabit olan bir şeyi hissediyor insan. Var, böyle bir şey var. Yine bendim, yine benim ama bakıyorsun ceset farklı. Ceset demek değişiyor. Ama sabit olan bir şey var. Hissediyorum onu. İşte o ruh. Ruh sabit, ceset değişiyor. Burada diyor ki şey manasında nakledeyim. Bu dünyada yavaş yavaş bu ruh cesedi değiştiriyor.
yavaş yavaş soyunuyor. Ölüm hengamında birden soyunur diyor. Bu kadar. Ha, şimdi yavaş yavaş olunca anlamıyoruz. Yavaş yavaş olunca anlamıyoruz. Ölüm hengamından olacak. Bir anda oluyor. Bir anda yine ruha bir şey olmuyordu zaten. Bu kadar cesetler gidiyordu zaten. Parçalanıyor gibi düşün. Gidiyor, ceset gitti, yenisi geldi. Allah. Ölüm hengamında yine gidecek. E git gitsin. Yine sabit zaten o. Zaten hep sabitti. Kaç sene geçti? 60 sene geçti. Her sene ruha bir şey olmadı. Demek bir şey olmuyor ruha. Ölüm hengamından olacak. Yine bir şey olmayacak. Ruhun baki oluşunu anlatıyor burada. Allah Allah. İşte baki olduğunu şey yapınca, anlayınca insan ölüm de bu sefer cesede ne olursa olsun. Parçalansın. Kurtlar yesin. Yani başına ne gelirse gelsin. Bu sefer insan o ruhun işte, aslında devamlı oluyor da yavaş yavaş olduğu için anlamıyoruz. He. Evet, ya bir anda çıkarınca biraz şaşırıyor. Fikir. Çocuklar korkmuyor, hayvanlar korkmuyor, deliler korkmuyor. Niye? Çünkü iz takip edemiyor. Yani fikir yoldur. Düşünmek ise onu deşmektir diyor. Yani iz takip edemiyor. Demek ki biz surete takılmışız. Allahsız düşünüyoruz. Ya evet. Evvela bil ve kat'i iman et ki ecel mukadderdir, tegayyür etmez. He bak Allah Allah. Bil ve iman et. Evet, kat'i iman et diye abi. Bu söz insanı hastalığın arkasına geçirmiş oluyor aslında yani. Antika bir şey ya. Bil evet. Diyebilir de ama. Kat'i iman et. Kat'i iman et ki. Bak bil, dimak ama kat'i iman et. Kat'i iman et. Evet. Bu böyle. Ecel mukadderdir. Takdir edilmiş. Ne zaman öleceği insanın belli. Bunun belli olması ayrı bir teselli veriyormuş, ayrı bir korkuyu götüren bir şeymiş. Neden? Zaten belli. Zamanı gelmemişse gelmedi, ölmeyeceğim. Geldiyse tegayyür etmez, değişmeyecek. Ne olursa olsun değişmeyecek. Böyle düşünmek, dedin ya abi fikir şey yapıyor, vehim insanı korkutuyor. Ya bu sefer böyle olduğuna iman etse insan, değişmeyecek, belli. Bu sefer ona da çözüm yani. Fikri bu sefer böyle düşünecek. Zaten belli yani ne zaman olacağım diyecek. Şimdi fikir ne yapıyor biliyor musun? Fikir yol ya. Evet tamam. Fikir yol. Evet. Düşünmek. Şimdi kefene girmiş. Ondan sonra yol takip ediyor. Yani aslında düşünmek yol, iz takip etmek. Mezardan giriyor. Ondan sonra biz hala devam ediyoruz. Girişe devam ediyoruz. Girdi, orada boğuluyordur. Orada bak gözünü açtı. Toprak var, perdelik var, eyvah dedi. Böyle düşünüyoruz yani. Fena fil oluyoruz yani, empati yapıyoruz. O cesedin içine giriyoruz. Cesedin içinde hala durduğumuz için, bak mezara girenin cesedinde olduğumuz için dehşet alıyor. Oysa cesedi koyuyor, nüker mekir. O mezar işte kabir, berzaha göçüyor. Kabir cesedi bıraktığı yer. Berzah ise ruhunun gittiği yer. Orada nüker mekir diyor ki gel bakalım. Yani havalimanına gidiyorsun, yüklerini alıyorlar, sen ayrı yoldan geçiyorsun ya. Dur bakalım, dur. Gel bakalım. Yani bakalım, alışılmamış mı soracak. Sen dünya, Rabbim var mıydı? Sen zaten duyulmadık bir şey sorulmuyor ki. Hani Laz'ın dediği gibi, haçı duydum. Yani yeni ilk defa duydum. Rabbin kimdir diye soracak. Yani amel değil bu. Sen zaten bununla yaşıyorsun. Evet. Bununla ilgili bir atıf abi. İnsanı kadere iman etmek nasıl rahatlatıyor? Hı hı. Sözler 471. Hemen o kısa tarafını okuyayım. Bu başındaki su, bu kader risalesi, eğer desen orayı okuyayım önce. Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için, şurası, kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?
kadere iman sanki böyle bir bağlanmış gibi bir şeyde bulunarak soruluyor bu sual. Bir ağırlık vermiyor mu kadere iman? Atlıyorum, sadece şurayı okuyorum. Bir misal veriyor, ikinci adam okuyorum. İkinci adam padişahı tanır. Padişahı kendini misafir bilir. İnsan da böyle bilirse kadere, bu mukadder olan hadiselere, başına gelen şeylere böyle bakabilirse o zaman kederden emin edermiş insanı kadere iman. Şöyle, padişahı tanır, padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizam-ı kanunla cereyan ettiğini. Bir kanunla cereyan ediyor. Bütün olan şeyler, başına gelen hastalık da, ölüm de, her şey bir kanunla, her şey bir programla, kemal-i suhuletle işlediğini itikad eder. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp, kemal-i safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip, padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür. Padişah merhametli, o merhametine istinad ederek, idare kanunlarının güzelliğine istinad ederek her şeyi hoş görür. Kemal-i lezzet ve saadetle hayatını geçirir. İşte men emene bil kaderi emine minel keder sırrını anla. Burada da ecel mukadderdir, tegayyür etmez'e atıftı bu. Demek ki o okuduğun yerde bir çıkarımlar olsa, evet, insan misafirmiş. Evet. Mihmandar-ı Kerim, Allah. İnsan misafirdir. Evet. Tamam. Ondan sonra iki, orada sistem çalışıyor. Yani böyle kendi kendine hiçbir şey hareket etmiyor ki ayette de yapraklar bir takdir ile düşüyor. O uçup kuruyan yaprak uçup uçup nereye düşeceğini Allah biliyor. Zaten Allah düşürüyor oraya. Bir kere sen misafirsin. Ondan sonra sen onun misafirisin. Padişah-ı Zülcelal'a misafir olmak. Bugün Mehmet'e ne dedim biliyor musun? Öğle namazında. Arkadaşlar, kardeş var yanımda bakıp beraberiz. Safta, sağındaydı. Öğle namazında dedim ki, farzı kıldık, dizine vurdum kalkmadan. Mehmet, namazın kabul olmadı biliyor musun dedi. Bana dedi ki, elhamdülillah, huzuruna beni aldı ya, o bana yeter dedi. Bak o kadar etkiledi ki beni. Beni huzuruna aldı ya dedi, bana yeter dedi. 16. sözde var ya, huzuruna kabulün olan namazıyla ya. Demek ki bir misafiriz, orada okudun ya. Evet. Ondan sonra Padişah-ı Zülcelal'in nizamı devam ediyor. Evet. Tesadüf yok. Yani devam etmiş okuyacak. Tabii ya, işte bu derslerle gafletimiz kalkıyor da, işte gaflet basıyor. Eğer bir de medya yoluyla böyle vehmimizi zarar vermişsek, yani yalama yapmış civataya gelmişse vehim, vehimi videolar seyrede ede, vehim civatası bozuluyor, tutmuyor. İşte devamlı bu dersi onun için yapıyoruz ki, belki önce ben kendim noktasında hazır etmek lazım. Demek ki bil ve kat'i iman et ki ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Sen burada misafirsin. Padişah-ı Zülcelal'in kanunu acel işliyor dedi. Devam et. Ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Değişmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Burası da güzel bir yer abi. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar. Bir hasta, evet, çok ağır durumu. Allah Allah. Ölmesi lazım. Ölmesi lazım normal şeyde, görünüşte. O başında ağlayan sıhhatli ve sıhhatleri yerinde olanlar, o sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. Onun yaşaması lazımdı. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Yani o ölecekti, bu yaşayacaktı. Niye böyle oldu? Böyle olmaması lazımdı. Peki o ağır hastalar ne oldu da şifa buldu? İlaçla mı? İlaç mı şifa verdi o hastaya? Değil. O ilaca tesir veren Allah yani.
lemmalar 333'te bir cümle var. Bugün müzakerede geçti, etkiledi beni. İlaçlara hasiyetleri veren ve tesiri halk eden ancak o şafi hakikidir. Diye bir cümle var. Yani o ilaçtan değil, o hasiyeti veren şafi hakiki. Hatta aynı hastalık olsa iki adama aynı ilacı versen biri şifa bulup biri ölebilir mesela. Demek ki o şeyde değil de ilaçta değil, ilacı hasiyeti veren başkası yani. Ve tesiri halk eden, tesiri halk ediyormuş Cenab-ı Allah Allah. Onun dilemesi asıl demek ki yani. O dilerse, dilerse yaşarsın, dilerse ölürsün yani bu kadar. Çok acayip bir hal. Evet. Sırtlarla donatılmış bir vücutsun sen ya. Bedendir bu var ya. Hakikaten ya. Yani yaşamak istiyor fanide, sonsuz olmak istiyor. Bir yani fani bir şeyde. Ne istiyorsa hep ters yerde yani. Nasıl böyle istikamet bulacak ya? Mücedid olmasa Risale yani asın. Hakikaten tuhaf ya. Yani bu düşünceleri nasıl istikamete koyuyor bu insanlar? Hafsala mı almıyor ya? İptal etmişler doktor. İçkiyle, sefaatle, şunla bunla. Bizim gibi düşünemiyor ya. Kabir hatırına getirmiyor. Yoksa bir an yaşamaması lazım. Ya, ya. İntihar etmesi lazım. Saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terfistir. Oh! Nasıl atlıyorum? Bir de oku abim orayı. Ehli iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Terhis. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Ya. Talim ve talimat olan ubudiyetten. Paydos. Paydos. Evet abi. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Ahbaplara kavuşmak, akrabaya, ahbaplara kavuşmak. Onun yolu, vesilesi buymuş. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır. Allah Allah. Ebedi. Evet abi. Ebedi Allah Allah. Bizim atamız cennetten gelmiş. Hakiki, hem, hakiki vatan orası zaten. Vatan, ata yeri demekmiş. He. Vatan o demek. Vatan, ata yeri. Yani aslın, kökenin. Burası değil ki. Yani aslı vatanına ey beni Adem ithal edileceksiniz. Allah Allah. Aslı vatanı asillerinize ithal edileceksiniz. Nerede geçiyordu ya? Adem babanızın vatanı aslı. Adem babanızın vatanı aslını. Asay Musa'da mı acaba? Yok. 20. mektupta galiba. Asay Musa'da da var da. 20. mektupta galiba orada herhalde. Ve ileyhil masir. Ve ileyhil masir. Adem babanızın, Adem babanız olan vatanı aslınıza ithal edileceksiniz. Ne yolla? O surette kötü görünen ölüm yolu yani. Evet tabii. Niye onu da bir meşgul olmuştum da. Niye kötü? Ahiretin güzelliği gözükse, ya bir kız için, bir erkek için, bahane için, şunun için, bunun için intihar eden adam, ahiretin, berzahın, cennetin, hurilerin falan güzellikleri gözükse, çıplak olsa yani cam gibi olsa kim kalır burada? Herkes intihar eder. Örtmüş işte. 232'de mi geçiyor mektup? 228. Diyor ki, mektup başka bir şey diyorum. Mektup 26. lemada diyor ki 232'de ölümün siyah peçesi diyor. Yani peçe
kadınlarda olur. Yani güzelde olur peçe. Güzeli örtmek içindir. Kabri peçe diyor, siyah peçesi diyor. Gördün mü orada? Ha şu herhalde abi. He. Bak bakayım. Ölüm kabrin siyah peçesi diyor. Ölümün siyah peçesi mi, kabrin mi diyor? Abi şey diyor ama o abi, güzel süslü çarşafı elbisesi içinde gayet çirkin o değil herhalde. Ben sana bak göstereyim. Siyah peçesi altında gülen yüzü mü? Bak. Şöyle galiba. 230. Ha 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 şöyle. Ha. Ölümün peçesi gerçi karanlık siyah, çirkin ise de. Ölümün peçesi gerçi karanlık siyah, çirkin ise de. Fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Yaşa Risale-i Nur. Yerim ha. Çok hoş ya. El iman için nuranidir, güzeldir gördüm. Görmüş. Başında da orası ifade de güzel abi. En evvel herkesi korkutan. Herkesi korkutan. Herkesi korkutan. En korkunç, tevehhüm edilen ölümün yüzüne baktım. Herkesi korkutuyor. Ya keyif alıyor. Üstadım böyle benim. Benim nasıl bir üstadım var? Gitmiş, miracını yapmış, kabre girmiş, soğukmuş, karanlık, yalnız, kimsesiz. Ondan sonra girmiş, dolaşmış, gitmiş, gelmiş, bir şey kabir veriyor. Kabirdekini seyrediyor. Bir kadın namaz kılmış, tesbih dizerken vefat etmiş. Molla Resul, eski ustadın talebeleri. Kabirden geçerdik diyor, ustad oraya bak, gülmeye başladı. Bir de kadın, kadın yani. Dünyada bu kadar şemsiye kullanıyor görmeyeyim de orada bak şey yapıyor. Demek ki kanunlar değişiyor yani. Ben bir de düşündüm yani kadını görüyor. Sonra zorlamış ustadın talebesi, Seyda demiş. Ne vardı ki güldün? Demiş ki, salih bir kadın namaz kılarken tesbih kopmuş. Tesbihimi diyor abim, dizimde tesbih çekermiş bana Allah'ın. Şu anda dizmeyle meşgul. Kıyamet kopacak, diyecek Allah Allah daha tesbih dizemedim de kıyamet kop. Şimdi böyle bir ustadın talebesiyiz. Ne işimize yarıyor? Kuru bir tarafkirlik değil Galatasaray Fenerbahçe gibi. Yani bize ne getirmiş? Görmüş yani bu böyledir arkadaşlar diyor. Ya ben gittim gördüm, bu böyle. Zaten Allah müjdeliyor, peygamber de müjdeliyor. Zindani dünyadan, bostani cinana. Bu ustadın sözü gibi ama meal bu hadisin. Cennet bahçesinin bir bahçedir diyor. Acayip bir şey yani bak. En evvel, herkesi korkutan, en korkunç, tevehüm edilen, tevehüm, tefaül babında kişinin üzerine cereyan ediyor. Vehm ediyorum olumsuzluğu, iz takip ediyorum. Kabre giriyor, ben de giriyorum, mezara bakıyorum. Zannediyorum korda o adam. Kıyası bir nefse yapıyorum. Tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nur-u Kur'an'ı gördüm ki, Nur-u Kur'an lazım. Nur-u Kur'an, Risale-i Nur. Yani nasıl hasta olmayayım ben bu Risale'ye? Doymuyorum ki. Vallahi doymuyorum ya. Ben şu anda keyif alıyorum ya. Nasıl bir şey? Kaç defa okudum bilmiyorum. İlk defa okuyorum. Yalan söylemiyorum. Ha, böyle bir isim var. Ya keyif alıyorum. Nur-u Kur'an ile gördüm ki diyor bak. Ölümün, yani böyle bir ustadımız gitti, geldi, dolaştı, dedi ki, bu budur. Bu da budur. O kadar. Dershane açmış diyor, Kabız Ali diyor. Zühtü de ona gitti diyor. Keşke ona selam söyleseydim diyor. Sen diyor ki, öteki mahallede. Ya gitmiş, gelmiş. Bu ilim değil bu adamın. Bu adam yaşamış. Gitmiş, gelmiş. Hayis mi ne pazar? Yani ustad makamı değişik bir şey ya. Geçmiş peygamberlerin mazar olduğu ism-i azama mazar. Çünkü bu asırından yetkilisi. Sana deniliyor ki doktor, sen İstanbul valisisin, mesulsun ama yetkin yok. Olur mu böyle bir şey yok? Bak İstanbul valisisin, mesulsun bu İstanbul'dan ama yetki vermiyoruz. Böyle mesuliyeti olur mu? Sen bu asrın tamircisisin. Bu asırda ne var? Lut Aleyhisselam pisliği var. Semut var, Ad var, bütün kavimlerin pislikleri var.
Bana mesul diyorsun, bu asrı inşa edeceksin. Yetki. Yetki de nedir? O hangi asrın, mesela Lut aleyhisselam hangi esma-i mazharsa, tamirci de o esma-i mazhar olması lazım. Risale-i Nur, bütün isimleri mertebe-i azamına. Risale-i Nur, ismi azam cihetiyle konuşuyor. Onun için tamirci olduğu için bütün kavimlerin pisliğinin tamircisi. Bu asırda Lut kavminin, Semud, Ad kavminin bütün pislikleri yok mu? Peygamber onları, o kavimleri peygamberler tahsiye ediyordu, düzeltiyordu. Şimdi peygamber yok. Bu adama bu vazifeyi verdik. Sen ey Risale-i Nur, ey Bediüzzaman, sen tamircisin, mesulsun. Yetki, yetki de vereceksin. Yetki nedir? Her ismin mertebe-i azamı ve ismi azam. Öyle diyor. Haşir ise, haşir mevzusu geçmiş peygamberler niye tafsilatta gitmedi? O ismi mazhar değillerdi ve lüzum yoktu. İsa aleyhisselam Kadir ismine mazhar. Ha ismin o kadar değil ki. O ustad o zaman bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ismi azam mazhar. Gitmiş gelmiş kardeşim bu adam. Gitmiş demiş ki korkma diyor ya ölümün siyah zahirdeki çirkin peçesine bakma. Sen sadakatın bozulmasından kork. Risale-i Nur'a sadakatsızlık yapmaktan kork. Tahir abi demiş ki ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki hizmet zarar vermemekle olacak. Sen tesbihat yapıyor musun kardeşim? Risale-i Nur 5-10 dakika okuyor musun kardeşim? Namazı da kılıyorsun zaten. Tamam. 5-10 tesbihat yaptın iştirak amal uğraya kesin ortaksın. Tesbihat yapmadın mı sıkıntı. Tesbihat yapacaksın. 26. sözde geçiyor işte kader. Orada geçiyor. Kader Risalesi'nde geçiyor. Tesbihat yapacaksın kardeşim. Ha diğerleri almıyor mu? Dost da alıyor. Namaz kılıyor ama tesbihat yapıyor. O da alıyor ama cıdız alıyor. Yani o da alıyor, bu da hissedar oluyor ama Risale-i Nur talebesi tesbihat yapar kardeşim. Yapar. İştirak amali ortaksın. Ha şu anda vefat etmişler. Şu anda o abiler, Sungur abiler, Abdullah yeğen abiler, Hüsnü abiler, Rüştü abiler, Bayram abi vesaireler, Hafız Alebi abiler, bizim pirimiz Zübeyir abiler, şimdi bu sofradan istifade etmiyor. Ben annemin daha annemde bile değilken Zübeyir abiler, Sungur abiler mücadele etti benim için bunlar okusun diye. Yani reva mıdır? Ben yokken benim için mücadele edecekler, bana yer hazırlayacaklar. Ama ben geldim, ben de gittikten sonra benim amelim ortak olmayacaklar. Olur mu? Olmaz. Onun için ölüm öyle gibi değil kardeşim. Sureti böyle değil, gibi değil. Abi Es-Sebeb-i Kelfail ile buradan dediğimizden şey yapıyor çıkıyor değil mi abi? Tabii ya. Tabii ya sen şimdi, ben kardeşim 1963 doğumluyum. Ama 63'te Sungur abiler, Yayın abiler, Zübeyir abiler, Bayram abiler, Hüsnü abiler. Ya bunlar gönül vermiş ya. Bunlar bizim, ben diyor ustad diyor 1949'da Emirdağ'ında. Ey efendiler, sizi şimdi düşe yapmıyor, Risale-i Muhatap değilsiniz. Biz 50 sene sonra gelecek neslatıyı düşünüyoruz diyor. Bizi ya, bizim mücadele, bize peki şimdi bu sofradan, bu Maide-i Kur'an'ı, bu Risale-i Nur'dan şimdi onlar kabrine gitmiyor mu? Ya benim vicdanım kabul etmez ya, bana bu vicdanı veren Allah'tır ya. Tabi ne? Sen ölümden korkma diyor Zübeyir abi. Okuyamamaktan kork. Ölümden değil, okuyamamaktan. Benim de bazen bir haletimi şey yapayım de. Bazen bir kabus basıyor böyle. İnsanım ya. Yani o öldü, bu öldü falan böyle şu oldu. Korona abi ikinci dalga. Yani bir karamsarlık bir basıyor ama tutunamıyor da. Yani hakikaten sıkıyor, terletiyor. Bir de bakıyorum ki o kadar tatlı ki vallahi atlayasım geliyor, geçesim geliyor. Yani hafifelece ya düşe kalka böyle. Ya bu Risale olmasa arkadaş bunu okumasan ya bu nasıl yaşanıyor, nasıl? Ya bu kafa durmuyor ki ya, affedersin tuvalette de çalışıyor bu. Bu adam bu okumadan nasıl yaşanıyor anlamıyorum ki yani. Bak ne güzel şeyler söylüyor ya. Gitmiş gelmiş yaşamış görmüş diyor ki korkma. Kadını görüyor ya, tespih çekiyor diyor. O mezarda değil ki toprakta. O pencereden, ötede. Hmm.
O mezarın içinde değil kardeşim orada. Orada beden var. Yatakta koyuyorsun ya. Yatakta bedeni koyuyorsun, çekip gidiyorsun misal alemine. Ya. Abi şarlısın diyebilir miyiz acaba? Nasıl Sedat? Şöyle bir şey bilmiyorum, biraz tekellüflü mü olur da. Alemi ervaha intikal eden bir nur talebesi. Nur talebesi. Alem-i şehadette işte bir abisiyle rabıtasının kuvveti, Risale-i... Aynen. Risale-i Nur üzerinde rabıta oluyor. Sanki de alem-i şehadetteki abisi de ona alem-i ervahta refakat ediyor gibi abi sanki. Şöyle oluyor zaten. O bu rivayet var zaten bununla alakalı. Hem cennette var. Siz Rabbinizi nasıl biliyordunuz? Kendine yakışır gibi Allah tecelli ediyor. Fususi kemin şeyde, lupulukta söylüyor muydun abi? Diyor ki, hadisi şerif zikrediyor. Allah kendine yakışır gibi, azami şerefinde tecelli ediliyor, ben sizin Rabbinizim diyor. Cennetli diyor ki, Rabbimize sığınırız senden. Bilemiyorlar, anlayamıyorlar. Sonra bir daha, sonra Cenab-ı Hak diyor, Rabbul Alemin diyor ki, sizin diyor Rabbiniz nasıl şeydi, gidin aliminize sorun diyor. Her asrın imamı haşir meydanında o sancak altında toplanacaklar. Kabire girdiğimiz zaman bizi Geylani Hazretleri şunlar bunlardan yanı sıra ustad karşılıyor. Herkes kendi etbaanı karşılıyor. Biz mesela haçta çok ümre vaca çok kafile götürmüştüm. Bayrağını tutuyorum. Üçüncü kafile diyor mesela. Tamam, benim en son gittiğim. Üçüncü kadın. Yani diğerleri şey yapıyor, acıyorum o kadına, çocuğu şey ama ne yapayım, yapacak bir şey yok. Ben kafileme sahip çıkmak zorundayım. Mahşer orası yani. En ufak bir şeyi mesela yakınımı bile öteki kafileden sahiplenemiyorum. Kendi kafileme sahipleniyor. Herkes kafilesine sahipleniyor. Bu böyle ya. Küçük provası haç. Orası da öyle. Şimdi senin davanı gidecek. Zübeyir abilerin davasını, ustadımızın, Sungur abilerin davasını gideceğiz. Seni karşılar kardeşim. Zaten sen vefat etmeden önce, 3 gün önce duyuluyor orada, biliniyor. Orada bütün ustad diyor, sikeyi tasdik kaybede diyor ki, ahiretin berzahların ceridelerinde, gazetelerinde neşrediliyor. Doktor Süleyman işte falan şey geliyor, o arkadaşlar yarın geliyormuş o. Ondan sonra karşılama yapıyorlar ya. Acayip bir şey. Abi bizi büyükler bilmez. Ya ben karşılanayım de Allah bu yetkiyi verirse, ben şöyle bir cümlem var. Cennet öyle bir makam ki yalnızlaştın. Çok yüksektesin ama yalnızlaştın. Cennet midir o? Cemaatsiz olur mu kardeşim? Kahve bile çayı beraber içiyoruz. Cemaatsiz hiçbir şey yapamıyoruz. Siz bensiz, bensiz siz. Biz ustasız, ustas bizsiz. Böyle olur mu ya? Hep beraber ustadığımızda olacağız ya. Hep de Rabbimiz de olacağız kardeşim. Rabbimizi de göreceğiz. Rabbimizi görmeye gidiyoruz. Tabii ya. Biz kitap okumayı birbirini şunları bozmayacağız. Uhuvvet, tesanut, sadakat, ihlas, takvamızı hizmetimize sahip çıkacağız. O kadar. Aynı. Ne yapıyorsak bunu yapacağız. Tesbihatı Allah için yalvararak söylüyorum. Tesbihatı sakın kimse bırakmayacak. 5-10 dakika, birkaç dakika söylüyor da ben 5-10 dakika. Birkaç dakikada ben Risale'dekini söyleyeyim. Birkaç dakika okusa. Tesbihat yaparsa korkma ya. Karşılayacak kardeşim. Endişe etme. O sekeratta yardım ediyor şahsı manevi. Öyle rahat teris olacak. Teris olacağız inşallah. Teris diyor burada zaten. Vazifeden paydostur diyor. Devam et doktorum ya, hakkını helal et. Selam abi, bir şey diyecektim. Müsaadenizle abi, siz anlatırken hatırıma şöyle bir şey geldi. Hani Süleyman abi dersin başında anlatıyordu ya, korku odaklı olduğu, sizin anlattığınızda sureten korku olduğu söylendi. Aklıma şey geldi abi, bilmana diyor ya, sizi diyor korkuyla, açlıkla ve mallardan imtihan ederek sınayacağız diyor ya bilmana. Şimdi abi korku tasavvura bakıyor. Açlık taakkule bakıyor, tasdik de abi mala bakıyor Allah-u Alem. Niye? Tasavvuf korkulardan kurtulursak abi, hani akla mide diyor ya üstad, akla getiriyoruz taakkul. Şimdi bu aklı da açlığı doyurursak eğer,
arkada abim mal, bu sefer ilim var. Fikren, akıl dayanabilir, ilme ama doğru ilme geçecek. Üçüncü noktada imtihan o. Peki öyle olursa ne oluyor? Tasavvur, taakkul, tasdik, izan. İmana geçiyor abi. Yani imana geçebilmek için alttaki bu üç birimle Allah bizi imtihan ediyor. Demek ki en sureten dehşetli görüneni korku abi. Bunu halledersek fikre geçiyor. Taakkul, burada doğru fikir abi. Ondan sonra da şeye geçiyor. Tasdik, ilim. Bu da artık hani çeşitli olabilir ama mesela diyorum Risale-i ilimle ne yapıyoruz abi? İzana geçebiliyoruz Allah'ın izniyle. Yani bu da bir metot gibi. Siz konuşurken hatırıma geldi abi. Aynen Selim, maşallah. Bir korku tasavvurda oluyor. Tasavvurda. Sen de öyle demiştin değil mi Selim? Evet abi, birlikteydik Urfa'da. Elimde böcek var, tesbih gibi oynuyorum. Farkında değilim yani. Bir baktım böcek. Şey gelince, sistem olunca bıraktım elimden yani. Yoksa bildiğin hap tesbih, ha böcek abi. Yani şey, yani tasavvur var ya dimağda. Orada oynuyor adam bizimle. Şeytan, şeytana bakın ya, iki tarafı biliyor. Oradan burada. Oradan bu buraya geldi demiyorum. Buraya indirildi. Adam ölümden korkmuyor ya. Ölüm onun için şey yok ki. Şimdi oradan gelmiş. Zaten orayı görmüş, bilmiş, gelmiş buraya. Bize de kabirle korkutuyor. Yani toprakla korkutuyor. Sanki berzah toprakmış. Sanki o topraktan geldi. Garip bir şey. Devam et. Efendim. Abi, Hafız Ali abi vefatında Risale-i Münker ve Nekiler Risale'ye buradan cevap veriyor ya. Meyve Risalesi'yle. Meyve Risalesi'yle. Yani bütün nur talebeleri Allah alem yani Risale-i Nur ile cevap verecek. Münker ve Nekiler inşallah. Bu da buna bir işaret. Buna alakalı birkaç bir şey söyleyebilir misiniz abi? Herkes kendi aleminde oturmuş var ya, bir risalesi var. Bir manevi ustadı var. Şahsi maneviden. Mesela ikinci şua, dördüncü şua, ayeti kübra, ene, zerre, hayat. Bugün latif oldum, vakıf kardeşim sordu da. Abi nasıl oluyor dedi. 40 yaşına kadar, 40 yaşına kadar nur talebesi her şeyle, her daldan, her çiçekten bal alıyor. 40'a kadar. Sen kaç yaşındasın doktor? 32, 33. 40'a kadar her konuda bal alacaksın. Fıkıhta da şey yapacaksın. Osmanlıcayı da maşallah güzel Osmanlıca da koy. Eneden, kaderden, ruhtan, histen, şuurdan, dimadan falan. Fakat 40'tan sonra o harmandan senin bütünsellikte bir şey ilgini çekecek. O senin ismin. Kadere doğru, enfusciye doğru, ne bileyim tefekküre doğru, hisse doğru, yani mevzu yani ilgini çeker. Mesela layıkalardan çeker. Rüştü abi sosyolojiciydi. Benim bana emeği olanlar mesela Hızır abi tefekkür mesleğinde konuştuğunu aynı bunun gibi diye bir misal verebiliyor. Ne sorarsan sor yani. Veya seyrettiğini manalandırıyor yani. Manaya şekile dönüştürebiliyor böyle. Rüştü abi de sosyolog, laika, ilimde uzman yani. Filozof diyorlardı yani böyle. Onların şeyinde büyüdüğüm halde, ikisinden beslendiğim halde beni enfüse doğru götürdü. Yani böyle dersen iç alemime taşınıyorum böyle. İçeride seyrediyorum. Hani seninle konuşurken tahayyül tasavvur deyince benim için böyle bir defter değil yani, bir yer var böyle. Aa burası tasavvur, aa burayı değiştireyim burası. Böyle bir şey yani böyle. Bu derste olan, bu sofradır şu anda derse katılanlar. Maide yani, Kur'an maide. Sofra yani, semavi sofra. Şu dinleyen kardeşler, hepsinin bir esması var böyle. Mesela benim üç esmam Galip. O annesiyle kendi ismini yazınca Osmanlıca'da, üç esma bende Galip. Esmama evrildim yani kendi 40'tan sonra. Aslında çok biraz geç olsa da 50 yaşında biraz zor tabii ama evrilen var. 50'de de kalabiliyor ama 40'da
O kendi esmanı bul, su yolunu bulacak. Dolayısıyla kardeş dedi ki, meyve risalesiyle o cevap verdi. Her nur talebesi meyve risalesi vermez. Mesela ustadımızın talebesi var, albay, Diyarbakır'da albay neydi o abinin adı? Yüzbaşı, albay. Asuman. Mehmet Kayalar. Mehmet Kayalar, Mehmet Kayalar. O da böyle enfusçiydi. Enfusçi oğlan, o, Hulusi abi ve Hasan Feyzi abi. Keşfel Kubur'dandır Mehmet Kayalar abi. Ustadın vefatını, kabrini kendisi murakabe etmiş, ne olacak demiş. Nasıl ki Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimizin kabrine şey yaptığı gibi. Sözünü neresin ya Ömer? Uzun anlatmayayım. Sözünü neresin ya Ömer? Tamam mı böyle? Böyle o kabirde iş yapmıştı. O Mehmet Kayalar abi diyor ki, ustad diyor, nünker mekiri diyor, sorularına cevap olarak diyor, bütün kainat bütünlüğüyle cevap verdi diyor. Şecere-i Hırkat'la cevap vermiş. Allah Allah! Hızır abi derdi ki, Hızır abi dedim, sana münker mekir sorsa, ben Rabbuke, Allah hangi cihette izah ederdin? Hasan dedi, belki bizim atomdan anlamaz ama bana soru soran nünker mekinin vücudu esirdendir. Senin vücudundaki esirden ispat edeceğim derdi. Ve inanırdı. Yani dolayısıyla kardeş, Hasan Feyzi abi, Hafızalı abi meyve risalesiyle yoğunlaşmıştı o. Çok Barla'da o enfusçu olduğunu, saray var ya böyle, büyük bir saraya geçtim, dolaştım, başım döndü, indim aşağıya, ders yapan, yani o zattır, meyve risalesiyle komple cevap vermiş. Allah inşallah bize de bir alemimizde oturan esma ve esmanın açılımı olan, mesela Sedat, Erzurum'da Allahu Alem, kayyumiyet de herhalde cevap verir o kayyum. Adamın dünyası öyle yani, gördüğüm kadarıyla, kayyumiyetle, onun delisi yani. Mesela onunla şey yapar, o onun şeyi oluyor, onun şahsi manevisi, himmeti oluyor. Şahsi manevi Risale-i Nur'un komplesinde bir Risale'nin şahsi manevisi. Tamam, tamam. Hepsinin bir o mana mesela, ilgini çekiyor. Onunla alakalı Risale ve onunla alakalı esma senin oldu. O bütünsellik içinde o sana tek tek. Mesela ustad birisini gönderdi. Sana özel. Ha bunun gibi külliyat, Hafızalı abi meyve risalesiyle. Ustad kainatla, her bir abi bir risaleyle aleminde şey yapacak gibi. Yani okuduğum zaman çıkarımlarım bunlar benim. Böyle olacak diye değil mi? Ben o abilere için ustad söyledikleriyle kanunu zikrediyor. Kanun böyle çalışıyor. Mesela Sıdık Süleyman Sıddıkiyet'le cevap verecek. Onun suallerinin merkezine Sıdık. Zübeyir abi hizmet ve şeyiyle diyor, dirayetiyle var ya, dirayet ve ferasetiyle. Yani cemaati tutmasıyla, hizmeti sahiplenmesiyle. Yani o hizmete çalışmıyor, hizmet olmuş o. Birisine çalışmıyor, o kendisine çalışıyor, kendisi hizmet olmuş, o hizmet olmuş. Böyle bir şey. Hepsi bir şeydi yani. Mesela enfusçi o yaşayanlardan, mesela Sungur abi de enfusçiydi. Yayın abiler, Rüsnü abiler değil, enfusçi değil. Şeye benziyor, Hüsrev abiye benziyor. Hasan Feyzi abi enfusçi, böyle. Allah'ın yüzbaşı var ya, Refet abi, o da zahirci, Sungur abi gibi. Ustadımızın avukatı, Ahmet Feyzi abi zahirci. Tahir abi, Sıddık, böyle kumandan ya. Böyle Sıddık, bitti, emir aldı, bitti ya. Böyle. Ama... Yeğen abi neydi abi, yeğen abi? Zahir o, şeyler beraber, diğer... Zahir böyle külliyatın sevk idaresindeki tutuculuğu. Mesela bahsedilmiyor, Badıl abi mesela. Sıddıkiyet de o da şey, yani o da zahir yani, yayın abi gibi böyle.
Sıddıkiyet'te devam ediyor. Mesela Hasan Feyzi abi öyle bir enfusçu ki dersimi aldım Kab-ı Kayseri'den Elaman diyor. Yani dersini o abi Arş-ı Azam'dan alıyor. Lisanını okuduğunu kafayı kaldırıyor oradan alıyor. İki sene nur hizmetinde 20 senelik mesafe aldı diyor. Ve hatırada ve kendisinden de duydum Sungur abi de. Sungur abi 1986-87'de dedi ki, Rüştü abi söylerken ben onlar servis yapıyordum. Ahi dedi, Sungur abi, Rüştü abi diyor. Bana ustad dedi ki diyor, Sungur, senin kalbinin derinliklerindekini Hasan Feyzi gözünün önündedir diyor. Çünkü tarikat şeyhiydi, çok büyük, müridi vardı, 300 küsür tane, hepsiyle beraber nurçu oldu. Yani acayip. Zaten enfusçiydi, girdi yani sisteme girdi yani. Hepsi acayip, hepsi yerindedir. Mesela Ebu Bekir Sıdık yerindedir radıyallahu anh. Hazreti Ömer yerindedir. Hepsi acayip. Hepsi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sıfatının aynalarıdır. Ebu Bekir Sıdık müstakiliyeti yok. Hazreti Ömer müstakiliyeti yok. Zatından bir adalet yok yani. Allah Resulü'nün adaleti Ömer aynasında. Allah Resulü'nün sıddıkiyet sıfatı Ebu Bekir aynasında. Hilm, edep, haya, ahlak Hazreti Osman aynasında. İlim Hazreti Ali aynasında tezahür etti. Ustadımızın da bu işte biraz önce peygamberlerin bile o tamirle meşgul olan, yani bütün peygamberlerdeki olan pislikler, günahlar bu asırda ya tamirci. Ustad da böyle bir külli bir zat. Bu kadar 300 küsür tane talebesinin aynasında tezahür ediyor. Mesela Mehmet Feyzi abi ayrı, Ahmet Feyzi abi, Hüsrev abi ayrı, Hüsnü abi ayrı, Abdullah yine. Acayip bir bahçe ya. Yani bir tane bir tarafa yılsa olmaz. Mesela gül olacak, çiçek olacak, armut olacak, şeftali olacak. Böyle olacak ya. Çok acayip ya. O insan keyif alıyor ya. Allah böyle bir tiyatro sermiş. Sistemi kurmuş böyle. Yani bilmeyen çekti azap ya böyle. Aslında bir tiyatro yani. Bir film ya, film. Bir saat çekim için işte uğramışız buraya. Film ya böyle. Acayip. Yani benim zannediyorum. Araba benim, ev benim. Hepsi hikaye. Bir tiyatro ya. Tiyatro oynanıyor. Hakiki hayat da orası. Burası tiyatro. Hep süret. Devam doktor. Bugün geç olacak ama ne yapalım? Siz soktunuz beni bu şey. Doktor güzel güzel yap. Zamanı olmayan çıkabilir arkadaşlar. Saat geçti diye sitem etmesinler. Hem hakiki vatanına. Allah'a emanet olun. Sabah kadar vaktiniz var Hasan abi. Estağfurullah abi. Ve ebedi makam saadetine girmeye bir vasıtadır. Nereye dedi? Nasıl abi? Bir de okur musun? Nereden okudun onu? Hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır. Makam-ı saadetini diyor. Korona makam-ı saadetini. Burası hizmet yeri, saadet yeri değil ki. Ücret almak yeri değil ki burası. Burası ücret yeri, hizmet yeri. Adam ücrete gidiyor. Tamam, Hüsnü abi gitti. Ne yaparsan diyor. Vallahi sen de yapacaksın. Yükleneceksin omuzuna hizmeti. Evet. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Cennet bahçelerine bir davet. Hem Halık-ı Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye, ücret almaya bir nöbettir. Subhanallah. Ölü mü böyle anlatan bir şey gördünüz mü ya? Nöbet tutuyor musun? Niye? Ücret almak için. Ölüme nöbet diyor. Şimdi biz tüfeği tutmuşuz. Askerde ya tüfeği tuttu böyle. Cephanelikte nöbet bekliyoruz. Ahz-ı ücret almaya, saadet saraylarına gitmeye nöbet tutuyoruz. Nöbetimiz gelince gideceğiz. Hani nöbet gelince bizi değiştiriyorlar ya. Yemek mesela yemek şöyle yapılıyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Yemeği yiyorlar. Yiyenler geliyor bizi değiştiriyorlar. Biz de yemeğe gidiyoruz. Veya çarşı izinimiz var askerde. Onlar gidiyor. Öğlene kadar. Öğlendekiler geliyor. Bize bir devre. Biz çıkıyorduk çarşıya.
Çok acayip. Şimdi yüzüne bakmasın, o yuvarlak simit var ya, Osmaniye'de askerdi. Ya çengel simit var ya böyle. Ya bir hafta beklerdik çıktığımız zaman bir tanesi kangal böyle tatlı yeriz diye. Ya bir şey ya. Yani askerlik aynı askerlik ya. Hmm. Allah tiyatro kormuş kardeşim, burası tiyatro. Aynı film oynanıyor. Hep film. Tiyatro ya. Lütfu kahrın, lütuf da kahrı da buranın, hastalığı da tiyatro da. İkisi aynı. Lütfu kahrın, şirin vay. İkisi aynıdır. Nasıl? Ha bilmeyen, bilmeyen çekti azap. Sultan isen anlar. Sultan olur bunlardan, ikisinden de çıkıyorsun. Hakikaten tiyatro ya. Tiyatro. Ondan sonra gelişi garip insanın. Geldiği yollara bak. Gidişi de acayip. Geliş garip yollar. Nereler nasıl gelmiş? Hiç kimse bekler mi ya? İnsandan insan da olsun. Yani ondan şaşırmıyorsun da, var zaten vücudumuz toprak, fasulye, ekmek, buğday, hep zaten toprak. Topraktan olan ama Hasan denilen bir yığına, inşaatın tekrar toprağa dönmesini niye garipsiyorsun? İnsandan insan mı olur ya? Geliş yollarına bir baksana ya. Tiyatro ya, tamamen tiyatro. Film oynanıyor. Film. Hadi bakalım, devam et abi. Abi. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu lütfu da kahri de aynı konusunu bir kere daha söyler misin abi? Yani ben kaçırdım, kusura bakma. Yani. Vaktinize helal edin. Lütfu kahrin şeyin vahit, bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Emirdan da anlatıyor Hikmet. Lütfu kahrın, yani lütfu da kahrı da bir film. Mesela bir film oynanacak, artistler toplanır, yazı şey yapacak. Sen bana bak, düşme, şu karakter oynayacaksın, rezil adam karakteri oynayacaksın, filmden önce. Sen de bunu oynayacaksın. Oysa iyi karakter de oynuyor ama karaktersiz adam yani, olsa bile. Sen film icabı bunu oynayacaksın, sen de. Filmden önce ve filmden sonra ikisi de arkadaş. Ama filmin ortasında ikisi çatışıyor. Yani alimi ervah ile alimi gayb aynı. Şu anda film ya. Cennete gittik, ahirete gittik. Ne şeytan varmış, ne bir şeymiş. Yani burada film, başrolde o bir film olması için cazip. Yani bir mazlum olacak, bir zalim olacak. Bir hastalık olacak, bir sıhhat olacak. Bir doğmalar olacak, bir gidecek. Yani aynı gün ben ne yaptım biliyor musunuz? Cenazeye katıldım bir kardeşimizin. Geldim, bir kardeşimizin kızı geldi dünyaya. Onun işte kulağına kamet ezan okudum, isim verdi. Aynı gün. Lütfu kahrın şeyin vahit, bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. İkisi bir. Bilmeyen, tamam. Neyse, deli fazla şey yapma. Devam et abi. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil. Göstereyim onu. Devam et. Bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Allah Allah. Mukaddeme. Rahmetin mukaddemesi. Evet abi. Evet. Sen devam et abi. Az önce dedin ya abi, insandan insan mı olur yani? Hakikaten i̇nsan. Acayip işler oluyor yani. Acayip işler oluyor. Yani bazen tövbe estağfurullah. Ya Rabbi diyesin geliyor. Ya burada biz burada nasıl kalacağız ya? Yani insandan insan mı olur ya? O hepten bir de açıktan çıkıyor abi. İnsandan insan çıktı. Bir de... Tedrici bir şekilde çekirdekten mesela ağaç olması. Bak bakayım Lütfu Kahrin nerede, evet. Kaçın Emirdağ'ında, bak. Kayadan deve çıkmış mı abi? He. Lütfun. Her an insandan insan çıkıyor. Her an mucize devam ediyor. Yani acayip mucize devam ediyor. Ondan sonra ya bu oraya gitti, garipsiyorsun ya, gelmesini acayip değil mi daha garip? Bir de hızlandırsak abi böyle.
çekirdekten şeyi hızlandırdık. Seneler içinde değil de çekirdek patladı, bir anda ağaç oldu. İşte bir damla su patladı, insan oldu. İşte patladı, inek oldu mesela. Böyle hepten acip olur yani. Acayip acayip. İnsan da demek toprağın altındaki ölüm de böyle yani. Bu kadar acayiplerin içinde ölüm de bir şey değil. Onda da var bir şey yani. Bir sır var, bir tılsım var yani. Bulamadın mı? Lut Fukar'ı nerede abiler? Bakın bir oku orayı. Emir Dağ'ın neresi? Emir Dağ 85. 85 mi? Tamam. Bakayım onu. Madem 1.85. Amerika'dan şey yaptı. 85 ha? Başta. Aa şöyle. Lut Fukar'ın şeyin vahid, bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Ama bunu tamamı Siki Tasdiki Gaybiye'de var bu. Bu bir tane bir de olacak. Bu şeydir. Bu kadar değil o. Yani diğerleri de var ama bizim konumuz bu. Lut Fukar'ın ikisi. Ay. Devam et. Uzun bir şiir. Hem Ehlullah'ın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet. Şey bak, madem onun için mi şey yapmışlar? Evet. Ben burayı bundan sonra kaçırdım ya. Bu ölümün mahiyeti budur dedi. Ha oradan alalım abi. Ha ona dehşeti bakmak değil. Terkis dedi, paydos dedi, vesile, vasıta. Of. Davet, bir de nöbet dedi. Mahiyeti buymuş hakikat noktasında. Hakikat noktasında. Evet abi. Ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. He. Bir de şey, Ehlullah'ın ölüm korkusu da çok garip ya. O yani demek ki bizim korktuğumuz gibi değil o. Evet. O korkmaları sevap kazan, sevabım gidiyor diye. Sevap yapmaya da ölünce daha namaz kılamayacak ya. Daha belki daha fazla hayra kazanacağım diye. Vazife hayatın idamesinden kazanacaklar hayrat için korkmuşlar. Hizmetler bitecek diye. Tabi mesela diyelim ki şimdi yatsıyı kıldık. Sabah var mı? Belli değil ki. Onlar o kadar kalpleri manadan o kadar feyiz almış ki böyle ay aşkla beklemişler sabah namazın vaktini. Ulan bir bakayım sabah da nasip olacak mı ya? Huzur ilahi çıkmaya nasip olacak mı? Mehmet'e dedim ya, sen dedim namazın kabul olmadı. Derler latife yap. Abi huzuruna kabul etti ya beni dedi. Yetti bana dedi. Vay. Ya. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ha. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. Allah'u ekber. Çok şükür ya. Güya 20 dakika yapacaktık bu derste bile. Abdullah Demirtaş şimdi ne kadar kızıyordur bana. Şimdi bir de son cümleyi okur musun? Ehli dalalet için. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. Allah Allah. Esvallah. Burada keselim abiler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. İhtina sıratel müstakim sıratel mezine anantallim. Biz insanız kardeşim. Devamlı telkine muhtacız. Devamlı bizi bazen bir tahayyül, bazen bir tasavvur, yani bir bazen hayal, bazen bir düşünce, bazen bir zan, bazen bir şey alıp götürebiliyor bize, bizi mezar gibi sokabiliyor. Bu derslerle devamlı tazeleniyoruz. O haletlerin, o kuyuların üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Devamlı bu şu ders haletini tutturmak has-ı havasa mahsus. Hani onun için endişe etmeyin. Hani, bende de olmaz. Bu gündelik hayatta bazen gökte böyle sipsiyah bulutlar olur. Bazen gök açık olur.
kabz ve bast aletleri olur. Bazen hayal hakim olur sana, bazen tasavvur sana hakim olur. Olur da olur. Bazen ümit, bazen böyle iyiyiz. Ama nur talebeli ondan çıkmayı becerir. Yani bilir yani. Mesela o hal gelmeden bu dersler, mesela yoğun bakımda olsa dahi, bu dersleri kendi başına o anda kullanır. Gelir zihnine. Ama Değerli Hocam derdi ki, ustadın iki defa elini öpmüştü. Sakın bir nur talebesini ziyaret ettiğin zaman ve ehl-i imanı, bu hocadır, bu biliyor deme. Çünkü kendi bilgilerine ulaşması zordur. Bir şeyler anlat ki o hakikata tutunsun. O kendi arşivine ulaşsın. O anda kopabilir. Yani o bilgilerden kopabilir. Bilgimize vatavasav bil hakkı vatavasav bil sabr. Yani bilebilmeyene böyle devamlı sabrı tavsiye. Sabrı nedir? Namazla sabırla Rabbinizden yardım bekleyin diyor. Namaz nedir? Fahşai vel mükerri vel ba, bütün şeylerden seni alıkoyuyor. Sabır nedir? Allah canibinden kudretin azameti altında bakabilme melekesi. Bu devamlı tazelenmesi gerekiyor. Yani bu ders, tamam bu bize eskide öyleydi, tamam bu bana gider, hayır gitmez. Devamlı değişendir. Taallümle, tekemmüle maruzuz. Yani insan hayvan gibi sabit değildir, devamlı. Bazen bir fırtına gelir böyle, bir rüzgar, bir fikir, korona gelir. Bir yakınımız ölür, bilmem ne yapar, bizi karamsar atar, bilmem ne yapar. Ama her daim böyle sabitelerimiz olması lazım. Ona tutunmak gerekiyor. Birbirimize tutunacağız. Birbirimize teselli verici olacağız. Birbirimize sahipleneceğiz. Eften püften sebeplerle sakın yakınlarınızı, birbirimizi, hele birbirimizi ucuza ve çabuk satmayacağız. Terk etmeyeceğiz. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Ucuz ve çabuk yapmayacağız. Bir dostunu ucuz ve çabuk terk etmeyeceksin. Bazı hoşlanmadığın sıfat olabilir. Beşeriyetidir. Ama çok güzel sıfatları var. Ubudiyeti var, vazife darlığı var, ayna darlığı var. Bir sürü sıfatlar var. Birbirimize sahipleneceğiz. Dünyada da böyle, kabirde de böyle olacağız. Ama bu devamlı tazelenmemiz gerekiyor. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Evet, sen de Fatiha'nı çek bakalım. Çekmiştik abi. Çektik mi? Peki bir de ben söyleyeyim. El Fatiha. Yarın 10. deva yapacak, gene doktor yapacak. Bugün de biraz uzattığımızdan da hakkınızı helal edin. Bugün böyle ölümün hakikati olunca ölüme bir 15-20 dakika fazla hak verdik. Ölüm demek ki zahirde gözüktüğü gibi çirkin değilmiş. Geceniz mübarek olsun sevgili kardeşim. Hepinize. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar abi. Amin. Amin size de. Kapatabilirsin. Allah razı olsun. Amin.